Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü test konuğumuz 2023 model 1.5 Blue HDI EAT 8 şanzımana sahip Citroen Berlingo. Bu araç arkadaşlar 2023 model, dediğim gibi EAT 8 şanzımana sahip. Bir dışını göstereyim, teknik verilerinden bahsedeyim arkadaşlar size. 4403 mm uzunluğu, 2107 mm genişliği, 1844 mm yüksekliği, 1461 kiloda fabrika boş ağırlığı var arkadaşlar. 775 litre bagaj hacmi. Koltukları yatırınca da arka koltukları 1414 mm'ye çıkıyor bu alan. Ben size zaten hepsini birazdan göstereceğim. Yakıt deposu 50 litre. Fabrikasyon şehir içi yakıt tüketimi 4.4. Şehir içi 4.0. Karmada da 4.1 olduğunu söylüyor. Fakat arkadaşlar bu araç 2023 model olduğu için Euro 6.4 motor normuna sahip. Yani 2022 yılının sonuna kadar arkadaşlar, hemen hemen bir Ekim ayına kadar Fuel Steel, işte Shine paketlere, işte Shine Bolt paketlerde eskiden Euro 6.2 motor geliyordu. Bu araç 2023 model olduğu için 2022'nin Aralık yılından itibaren teslim edilen Citroen Berlingo'larda Euro 6.4 motor var. Yani bu yeni nesil motor arkadaşlar. Dediğim gibi EAT 8 ileri şanzımanı var. 130 beygir 300 torku var bu aracın. Hani güçlü bir araç, doğruyu söylemek gerekirse. Onun harici 184 km bölü saatte fabrika bu aracın son sürat hızlanması var. Fakat bu araç bunun üstünü çok rahat görebiliyor. 200 devirebiliyor arkadaşlar. 11 saniye ile 10.8 saniye gibi teknik veriler söylüyor arkadaşlar. Fabrika verilerinde, ama yani o civarlar bir hızlanması olduğunu ben de söyleyebilirim size. Onun harici 0.31 sürtünme kas sayısı var bu araçta. Dediğim gibi 1.5 motoru var. İşte arka tarafı biliyorsunuz bunların torsiyon. Ön tarafı bağımsız süspansiyon var. Biliyorsunuz altyapı olarak da zaten bu araçlar EMP2 platformunu kullanıyor. Yani güçlendiriyorlar biliyorsunuz arkasını yük taşıması için. EMP2 platformu bugün C5 Aircross, işte 3008 gibi araçlarda da kullanılıyor. Yani bu araçların ön tarafı yepyeni bir altyapı. Arka tarafta güçlendirilmiş torsiyon çubuğu var. Konforunu falan ben size sürüşte anlatacağım. Hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Onun harici ben size birazcık bagajını göstermek istiyorum önce. Bu arada arkadaşlar bu araçlarda çift açılır cam var. Çift açılır cam dediğim, arka bagajı gördüğünüz gibi arka bagaj camı açılıyor. Açıp kapaması kolay. Yeri de zaten şurada. Şöyle kapatabiliriz. Buradan bagajı açtığımızda da gördüğünüz gibi bagajı bu şekilde. Bagaj ağzına kadar dolu. Gördüğünüz gibi burada ışıkları var. Şurada bardaklık yeri var. Biliyorsunuz yurt dışında bu araçların 7 kişilik versiyonları da var. Berlingo XLarge diye geçiyor. Bu arada bunlar Avrupa'da Family Van, yani aile aracı olarak geçiyor. Ve fiyatları da hiç ucuz değil arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde bunlarda biliyorsunuz düşük vergi var. %15 ÖTV ödüyoruz biz bu araçlara. Bu arada bagajın içini ben size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şurada da alanlar var. Biz bunlara düşük vergi ödüyoruz. O yüzden bizde fiyatları bir nebze düşük kalıyor diğer araçlara nazaran. Binek kategorisine girse bunlar neredeyse C5 Aircross'la aynı paraya satılacak olan araçlar. Çünkü yurt dışında ben araştırdığımda benzer rakamlara satılıyorlar. Yani çok ciddi bir fark yok aralarında. 1000 euro falan oynuyor genel olarak ben baktığımda. Gördüğünüz gibi Michelin lastikleri var araçta. Energy Saver diye. Güzel lastik, 16 jant. Jantları da siyah olduğu için bu araca yakıştığını söyleyebilirim. İç hacmi gördüğünüz gibi bu şekilde. Bayağı geniş bir iç hacim var arkadaşlar. Şurada bardaklık ve masası var gördüğünüz gibi. Bunlar işe yarıyor böyle kaldırdığınız zaman. Küçük çocuklu aileler için hani en azından rahat bir şeyler yiyip içebilir çocuklar. Burada içeceğini koyar. Atıyorum yiyeceğini koyar, yer. Gördüğünüz gibi bagajı yatırmak, koltukları yatırmak çok kolay. Tabi bu arada separatör olduğu için, gerçi bu sökülüyor gördüğünüz gibi. Şurada vida yerleri var. Gördüğünüz gibi geçmeli. Ya bunu söküyorsunuz, kapakları satılıyor zaten bayide. Takıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu ipi çektiğinizde orta koltuğunuz yatıyor arkadaşlar. Kenardan da aynı şekilde o koltuk yatıyor. Şimdi arkaya geçelim. Bakın. Ya 1.85 boyunda bir insan arkaya oturduğu zaman, ya gördüğünüz gibi diz mesafesi var. Tavan masa mesafesinden bahsetmeme gerek bile yok. Hani iki tane elimi üst üste koysam yer kalıyor. Tavan mesafesi gerçekten fazlasıyla yeterli. Gördüğünüz gibi şurada eşya gözleri var.
Yarı kısmı falan çok rahat. Burada 3 kişi gerçekten çok rahat bir şekilde seyahat edebiliriz. Yalnız bu separatör olduğu için arkadaşlar koltuklar bir tık dik. Rahatsız ediyor mu? Yani çok uzun yolculuklarda belki edebilir ama ya beni şu an hiç rahatsız etmedi. Ben zaten biraz dik oturduğum için gayet normalce seyahat edebilirim burada. Gördüğünüz gibi kapıları falan da bayağı ağır arkadaşlar. Bu arada bunların camları açılıyor arkadaşlar. Tabii şurada ama şu an elektrik olmadığı için gösteremiyorum. Buradan böyle tutamağı var kapıyı çekmeniz için. Şu kapıyı tekrar açıyorum. Şuradan açma yeri var. Şurada eşya gözleri var arkadaşlar. Şurada tutamak gibi ufak bir yeri var böyle ittirmeniz için. Hoparlörü vesaire ama ya burası biraz şey nasıl desem size küçük. Yani sırf koyulmuş olmak için koyulmuş yani hani. Eşya gözü var mı? Var demek için. Emniyet kemerlerimizde yükseklik ayarı yok ama bu bir sorun değil. Emniyet kemer ayarları güzel. Bir de emniyet kemerleri arkadaşlar çok yumuşak arabanın. İç mekanı da gördüğünüz gibi burada önden pardon arkadan öne yüksek bakıyorsunuz. Gayet ferah. Hiçbir sıkılmadan uzunca seyahat edilebilir burada. İniş biniş kesinlikle zor değil. Çok rahat bir şekilde araca inip binebiliyorsunuz. Ama kapılarının hissiyatını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bütün çıkmış ticarileri kullanmış bir insan olarak gerçekten ben bu ticarinin bineye yakın en yakın ticari olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu ticarilerin işte Rifter da güzel. İşte Combo. İşte Toyota Prosti veya bu Berlingo gayet hepsi çok güzel araçlar. Zaten benzer altyapıya sahip olduğu için de hani diğerleri de içinde yorumum 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır. Citroen'in Advanced Comfort departmanına dahil olduğu için bu araç. Şimdi gördüğünüz gibi bu grubun en farklı koltuğuna sahip araç. Berlingo ve koltukların arkadaşlar şu kısımda baldır destekleri sert. Gayet güzel. Oturduğunuz kısım yumuşak. Yan destekleri hiç fena değil. Sizi virajlarda savurmuyor. Kol dayamaları ayarlanabiliyor. Gayet başarılı. Ya ben koltuk konforunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir ticariye göre çok güzel bir konfor koltuğu var. Hatta binek otomobilden hiçbir farkı yok. Örneğin bir Megane'ınız, işte Egea'nız varsa vesaire hani bu araca geçecekseniz koltuk konforu size çok iyi gelir onu söyleyebilirim. Burada kapılar bu şekilde kapılar falan top yani aracın her yeri ticari olduğu için yani sağlam yapılmış. Hani kırılacak bozulacak bir araç kesinlikle hissettirmiyor. Ve sürümü gerçekten çok yumuşak. Direksiyonu vesaire şehir içi durduğunuz yerde çevirirken çok hafif. Hafif ama bu demek değil ki hızlandıkça bu elektrik destekli direksiyona sahip olduğu için bu direksiyon hızlandıkça ağırlaşıyor arkadaşlar. Yani bir 20'ye 30'a bile çıksanız bu direksiyon hafif de olsa ağırlaşıyor. Örneğin bir 100'le 110'la 150'yle giderken de kütük gibi oturuyor yerine. Elektrik destekli olduğu için şahsen benim çok hoşuma gitti. Bu otomobil hissiyatını zaten yani otomobil hissiyatını arabaya gerçekten çok yaklaştırmış. Burada gördüğünüz gibi eşya gözleri var. Benim eşyalarım dolu olduğu için arkadaşlar. Bu şekilde biraz kalabalık duruyor ama siz de en azından ne kadar eşya aldığını görmüş olursunuz. Onun harici ledlerimiz var. Şu önde. Bakın yakayım hatta ışıklarını. Katlanır aynamız var bu arada arkadaşlar. Bakın anahtarı da bu şekilde göstereyim size. Kilitlediğim zaman gördüğünüz gibi. Tabi gündüz ışığı olduğu için ledler gözükmeyecek ama her türlü otomatik sensörü var bu arada arkadaşlar aracın. Otomatik uzun far asistanı. Gece güzel çalışıyor. Bazen karanlık yerlerde devreye giriyor. Ben çalışma sistemini beğendim. Kaplanır aynaları var. Ondan sonra işte otomatik farları falan. Yani günümüzde lazım olacak her türlü ekipmanı bu aracın mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bakın koltukları da bu şekilde. Şimdi yandaki eşya gözlerini göstereyim ben size. Büyük bir torpidosu olduğunu söyleyebilirdim ama gene gördüğünüz gibi birçok eşyayı alıyor. Şuraya ufak tefek telefon koyulabiliyor mesela. Örneğin bir iPhone, yani iPhone sığmıyor da buraya. Ama hani küçük bir telefon vesaire koyulabiliyor. Hafif dışarıda kalıyor ama düşmüyor buradan onu söyleyebilirim. Şuradan açtığımız zaman gördüğünüz gibi bu kısmı böyle eşya gözü. Bildiğim kadarıyla burada soğutma da var ama ben henüz tecrübe edemedim o kısmını. Şurada bardaklık var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte el freni burada. Bunların biliyorsunuz otomatik el freni olan versiyonları da var. Manuel el freni olan versiyonları da var. 12 volt çıkış. Burada gördüğünüz gibi eşya gözü. Şurada geniş bir eşya gözümüz var. Dijital klimamız yok ama elektronik klimamız var arkadaşlar. Her şeyi tuşla öyle çevirmeli vesaire değil. Yani kullanırken elektronik klima kullandığınızı size hissettirebilecek bir klima. Gördüğünüz gibi şurada güneşliği var, yan güneşliği. Bakın burada arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi çok büyük bir eşya gözü var. Bunlar koltukların arkadaşlar şeyleri, naylonları. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir alan var. Yani şu göze defter vesaire ticaretle uğraşan bir insanın gerçekten işini görebilir.
Gördüğünüz gibi tavan aydınlatmaları. Her yerde tutamağı da mevcut arkadaşlar. Ya benim gibi tutamaktan tutmayı seven insanlar için şahsen güzel bir şey. Ben şahsen tutamaktan tutmayı seviyorum. Ya arabada giderken daha güvende hissediyorum kendimi. En azından yan tarafa oturduğumda önde tutamak olması güzel bir şey. Şimdi burada gördüğünüz gibi eşya gözlerimiz var. Gayet derin bir eşya gözümüz var. Gördüğünüz gibi ekranın arkasında buraya gene defter koyacak bir yer olduğunu söyleyebilirim. Onun harici bardaklık gözlerimiz var. Şimdi gelin araca oturalım. Araca bir elektrik verelim arkadaşlar. Şuradan kontağı takıyoruz. Anahtarsız çalıştırma 2023 yılında kaldırmışlar. En dolu paketi daha alsanız anahtar çalıştırma maalesef gelmiyor. Şimdi orta ekran kullanımlarını anlatayım ben size arabayı çalıştırıp. Hava sıcak olduğu için klimayı da açalım. Gördüğünüz gibi kliması devreye giriyor. Klimasından kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani şöyle, tabii araba 2023 model olduğu için çok ciddi bir kışla aracı kullanma şansım olmadı ama şöyle söyleyeyim, yani soğuk havalarda motor çabuk ısınıyor mu diye denedim, sıcak üflüyor mu diye. Bir gün çok soğuktu mesela çıktığımda sabah. Şunu söyleyebilirim, motor çabuk ısındı, sıcağı da çabuk üflüyor arkadaşlar. Yani dizel motor gayet çabuk ısınıyor, geç ısınma gibi bir problemi yok. Örneğin 1.5 DCI kullandıysanız Renault grubunda, ısınmasından şikayetçiyseniz, ya bunun ısınmasından hiç şikayetçi olmazsınız. Benzinli araba gibi çabuk ısınıyor, onu söyleyebilirim. Şuradan bakın, yönlendirmeleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi 6.1'e çıkmış karma yakıt tüketimim. Tabii araba 1160 km'de. Daha tam olarak rodajı bile bitmedi. O yüzden bu rodaj bitince tabii ki de daha düşecektir. Ve şöyle söyleyeyim, rahat bir kullanım arkadaşlar. Uzun yolda var, şehir içinde var. Ya ben çok kasıp da araba kullanan bir insan değilim. Yani yeri geldiği zaman basıyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Burada gördüğünüz gibi çocuk kilitleri, far yükseklik ayarları vesaire mevcut. Onun harici oturuş pozisyonu, bakın kaputu görüyorum. Kaputun üst kısmını çok rahat bir şekilde görüyorum. Arkada bir görüş açı problemi yok. Kafamı çevirdiğim her yerde çok rahat görüyorum. Yani şu sütunlar kalın ama hiç kör nokta yapmıyor kesinlikle. Bu araçta geri görüş kamerası da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gayet her yeri rahat bir şekilde görebiliyorum. Şu an kafamı çevirdiğim zaman göremediğim yer yok. Fakat şu küçük aynadan baktığım zaman şu dediğim ara bölme sadece işte o gözüküyor. Biraz görüntüyü o engelliyor ama o da sökülebilecek bir şey olduğu için çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi pedal shiftlerimiz var. Otomatik dediğim gibi her türlü sensörümüz var. Kliması bakın gayet güzel üflüyor. Buradan kapıları kilitleyip açıyorsunuz. Hemen azıcık yürürseniz kapıları kilitliyor. Orta ekran gördüğünüz gibi kullanımı nasıl derseniz, Apple CarPlay, Android Auto gibi her türlü sistem var. Yalnız Apple CarPlay'i kablolu, gördüğünüz gibi ben iPhone için kabloyu takmak zorunda kaldım. Kablosuz Apple CarPlay'i yok. Onun harici gördüğünüz gibi ASR'si, park yardımı, park sensörü de var geride, park sensörü bu arada. Stop startı, işte otomatik kısa uzun far gibi özellikleri var. Buradan gördüğünüz gibi dokunmatiği de bu şekilde. Kesinlikle dokunmatiği rahatsız etmiyor. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Ekran günümüzün standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Ses sistemine bakalım gelin. Ses sistemi, ben şahsen biraz ümitsizdim. Hani ticari arabaların genelde ses sistemleri çok böyle aşırı iyi olmaz ama bunun ses sistemini çok beğendim. Bir otomobilden gerçekten farkı olmadığını söyleyebilirim. Bakın burada aydınlatma kısmı var arkadaşlar. Aydınlatmaları sarı ama yani sorun değil. Kesinlikle sorun değil. Gece en azından yeterince aydınlatma sağlayabiliyor. Gördüğünüz gibi ışıklı makyaj aynalarımız var. Aynalı. Burada aynası yok ama. Ama tamam, mesafesi falan gerçekten çok geniş. Ben aracın oturuşunu beğendiğimi söyleyebilirim. Mesela bazı araçlarda tabure oturuşu hissiyatı vardır böyle. Sanki taburede oturtuyormuş gibi sizi zorla dik oturtur falan. Bunda öyle bir şey yok. Gayet aşağı inebiliyorsunuz. Yani bir otomobil kullanıyormuş. Yani hafif yer, otomobil demeyeyim de hafif yerden yüksek bir SUV. Yani bir C5 Aircross'a da bindim. Ben C5 Aircross'ta benzer bir oturuşa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bakın direksiyonumuz da aynı. Hani şöyle çevirmek gerekirse bakın, ne kadar hafif bir direksiyonumuz var. Ama 30'a daha iyi çıksanız bu direksiyon böyle hafif kalmıyor. Çünkü elektrik desteğine sahip bir direksiyon. O yüzden gayet başarılı. Onun harici dediğim gibi burada bardaklık gözleri falan var. Bir de arkadaşlar, araç sıfır olduğu için ben jiletini sökmedim. Bunu testinde sökmek istiyorum. Gelin sizle beraber jiletini de sökelim. Evet. Ekranımızın jiletini de sizlerle sökmüş olduk arkadaşlar. Buradan
ayarları, gösterge ışığını ayarlayabiliyorsunuz. İşte servis kısmına falan bakabiliyorsunuz. Lastik basınçlarına bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini size gösteriyor. Bakın bakıma ne kadar kaldığını söylüyor. Ona bir kere basmanız yetiyor bu arada. Ben şaşırdım, birkaç kere bastım. Ama ona bir kere basmanız yetiyor. Gördüğünüz gibi AdBlue su ne kadar konacağını söylüyor. Gayet işinize yarayan bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Araç gerçekten çok elektronik bir araç. Bunu kullanırken de hissediyorsunuz. Yani yeni nesil, sürümü yumuşak, keyifli bir araç olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Farkındaysanız pek ticarilerle kıyaslamıyorum. Çünkü araç gerçekten otomobil hissiyatına sahip bir ticari. Bakın şöyle bir dönüş çapını da göstereyim size. Olduğu yerde. Sonra zaten motoru gösteririm arkadaşlar. Sonra da teste çıkarız sizinle. Sürüş testine çıkarız. Bakın gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aracı kullanabiliyorum. Direksiyon gayet hafif. Sessiz bir araç. Gerçekten dizel motorun titreşimini, homurtusunu kesinlikle duymuyorsunuz ve sizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Ya gayet bakın yumuşacık, böyle hiç insanı strese sokmayan bir sürüm olduğunu söyleyebilirim. Koltukların destekleri falan da gayet başarılı. Yakıt tüketiminden kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Sonra motoru gösterip bir sürüş testine çıkalım. Ayrıntılı olarak bir sürü not aldım size. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi yakıt tüketimi şöyle. Uzun yolda 5,5 litre. 4 kişi ben seyahate gittim bu araçla. 300 kilometre kadar yol yaptım. Şöyle söyleyeyim. Klima açık. 4 kişiydik araçta. 5,5 litre yaktı. Normal bir kullanımda. Kasmadım hiç. 110 ile 130 arası gittiğimi söyleyebilirim. Genelde 110 civarı gittim ama. Otoyol hız limiti ticarilerin biliyorsunuz 110 km. Bu arada hız limitlerinden birazdan testinde bahsedeceğim. Doğru bilinen yanlışlar var arkadaşlar. Bu araçların hız limitlerini insanlar çok düşük zannediyor ama yani otobanlarda falan öyle düşük kesin. Bir nebze düşük evet. Ama çok aşırı bir şekilde düşük limit, hız limitine sahip olan araçlar değil. Örneğin kısaca bahsedelim. Otobanda mesela otomobil 120 ile gidiyor değil mi? Bu araçlar 110 ile gidiyor. Veya işte 100 ile gidilen yerde, örneğin 110 ile gidilen yerde otomobille bu araçlar 100 ile gidiyor gibi. Ben birazdan size zaten ayrıntılı olarak testinde bahsedeceğim. Yani öyle çok can sıkıntılı bir hız problemi yok. 50 olan yerde zaten 50, 70 olan yerde 70, 90 olan yerde 85 gibi gibi. Otomobile 90 ise buna 85, 70 ise otomobile buna da 70, 50 ise buna da 50. Yani öyle can sıkıcı bence bir hız problemi yok. Ha bilmediğiniz yerde örneğin diyelim uzun yola gittiniz. Hani mesela bakarsınız hani tabelalarda vesaire işte panel vanları, mini vanlar ne kadar hız limiti olduğunu gösteriyor. Hani hiç bilmediğiniz bir yerde temkinli gidersiniz ama bildiğiniz yollarda zaten 3 aşağı 5 yukarı hız limitini tahmin edebilirsiniz. Yani o yüzden bence hız limiti hiç problem olmuyor. Ama tabii otomobilden bir nebze daha düşük. Bunu kabul etmek lazım. Hemen yakıt tüketimine geri döndüm. 5,5 litre yaktı dediğim gibi 4 kişi. Bir de ben klima kapalı sakin denemiştim. Ne yakabiliriz en düşük diye. 4 litreye kadar düşürdüm yakıt tüketimini uzun yolda. Şehir içi taş çatlasın 6,7-6,8 gördüm ama siz 7 diyebilirsiniz. Ama ben 7 görmedim. 6,7-6,8 gördüm. Şu an araç rodajlı olduğu için zaten 6,7-6,8'i gördüm. Büyük ihtimal 6,5'a düşer şehir içi. Uzun yolda da 4,5-5 arası diyebiliriz. Yani şehir içi 6,5-7 diyelim en fazla göreceği. İşte uzun yolda da 4,5-5 civarı gezersiniz. 5 ile 7 gibi düşünebilirsiniz. Ama şehir içi 7 bile yakmıyor arkadaşlar. 6,7 falan yakıyor. Bakın dizel motorlar gerçekten çok gelişmiş. Titreşim yok. Hiçbir sorun yok. Gerçekten titreşimsiz, sessiz. Sabah cold startı veriyorsunuz rahatsız etmiyor. Gayet dizel motorlar gelişmiş arkadaşlar. Ya bu Euro 6,4 olduğu için mi bilmiyorum. Hiç tık yok araçta. Yani dizel sesini duymuyor gibi iyiyim neredeyse. Hani azıcık şöyle bir müzik açtığım zaman dizel sesine dair hiçbir şey gelmiyor. Kabinde bir titreşimi yok. Yani ben dizel motorları gerçekten yeni dizeller hoşuma gitti gerçekten. Ben dizel motorları tekrardan sevmeye başladım. Yani bu şekilde performansı da güzel aracın. Ara hızlanmaları güzel. Hani araç gerçekten başarılı olmuş. Yani dediğim gibi gelin motora bakalım. Sonra da fazla uzatmadan sürüşe çıkalım. Şu anlık izlediğiniz için teşekkürler. Motora bakıp sürüşe çıkalım. Evet arkadaşlar aracın motorunu açtık. Gördüğünüz gibi burada bir yalıtım kaplaması var. Burada mandalla tutturuyorsunuz. Motor bu şekilde gördüğünüz gibi. 1.5 Blue HDI Euro 6,4 dediğim gibi. 130 beygirlik EAT 8 tam otomatik şanzımana sahip motor bu şekilde. 70 amper gördüğünüz gibi Varta'nın aküsü var arkadaşlar.
Onun harici motor kulakları, blok. Buradan yağına bakıyorsunuz. Turbomuz burada gördüğünüz gibi. Şurada motor kulakları, dediğim gibi kayış grupları vesaire, şanzıman altında. Burada cam sil doldurma, cam sil suyu doldurma yerimiz. Onun harici sıvı doldurma yeri. Derli toplu gayet güzel. Hatta ağırlık merkezini aşağı çekmek için aşağı konumlandırmışlar motoru, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz aşağıda duruyor ama yani burada çalışmak kesinlikle zor değil, onu söyleyebilirim. Burada beyinler vesaire, soketler, her türlü şeyi görebiliyoruz. Mandal da burada gördüğünüz gibi. Mandal kısmı da şuradan şöyle hareket ettirdiğinizde görüyorsunuz. Yalıtım malzemesi fazlasıyla kalın ve dizel motorun sesini bastırabiliyor. Ya benim motorla ilgili göstereceklerim bu şekildeydi. Motor kapağı da çok ağır değil arkadaşlar. Açıp kapatması kesinlikle zor değil. Gördüğünüz gibi hava filtreleri vesaire, blokları bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, gelin sizle aracın sürüş testine çıkalım. Dediğim gibi önce yakıt tüketiminden tekrar bahsedeyim sürüş kısmında. Şöyle dediğim gibi 4 litreye kadar düşürdüm uzun yolda. Gördüğünüz gibi bakın, onunla gidiyorum, kapıları otomatik kilitlendi. 4 litreye kadar düşürdüm uzun yolda. 5 litre genelde ortalaması olduğunu söyleyebilirim. Şehir içi de taş çatlasın 6.7'ye kadar gördüm. Siz max 7 litre gözüyle bakabilirsiniz. Dediğim gibi K9 kasanın içerisindeyiz. 2023 model. 1.5 Blue HDI, 130 beygir, 300 torku var bu aracın. Ve EYT 8 şanzımanı var. Biliyorsunuz EYT şanzıman tam otomatik bir şanzıman. Çok sorunsuz bir şanzıman. Japon üretimi, çok sağlam bir şanzıman. Kesinlikle vites geçişlerini hiç hissetmiyorsunuz. Durup kalkarken hiç saçmalamıyor. Ben zaten EYT 6 kullanıyordum bu araçtan önce de. 508'im vardı tam otomatik. İşte 1.6 e-Tork Egea biliyorsunuz, kanalda test etmiştim. EYT 6'yı uzun süreler kullandım. Bugün biliyorsunuz bu EYT şanzımanları zaten birçok firma, DS olsun, işte Volvo, yani bu tam otomatik EYT şanzımanı birçok firma kullanıyor ve gerçekten güzel bir şanzıman. Dur kalk trafiklerde saçmalamıyor, atışları güzel. Yani performansı istediğiniz zaman tık tık değiştiriyor. 112 ile 2000 devir gidiyor. Bu arada otoban sürüş testini de çekeceğim ben bu aracın birazdan arkadaşlar. Bu testten sonra da onu size yayınlayacağım. Siz onu da izlemeye beklerim. Yani izleyebilirsiniz. Tabi bu testten sonra yayınlanacak. Siz onu izlemeye beklerim. Gördüğünüz gibi dizel sesi gelmiyor. Titreşim yok. Arabanın oturuş pozisyonu çok güzel. Kesinlikle bir taburede gidiyor gibi değilim. Bu arada konforundan bahsetmek istiyorum. Bakın büyük tümseklerden geçiyorum. Araç hiç hissettirmiyor. Dediğim gibi MP2 platformunda yapılan bir araç olduğu için ön tarafı zaten bildiğiniz C5 Aircross ön tarafı yürüyenden pek bir farkı yok. Ama arka tarafta tabi bu araçlar yük taşıyacağı için arka tarafını daha sert ayarlamak zorundalar. Örneğin şöyle şu yönden bakın. C5 Aircross'un yükleme hacmi 500 kiloya kadar mesela yükleyebilirsiniz diyor. Fabrika verilerini siz de açıp bakabilirsiniz. Bu araçlara 1 ton. Yani bu iki kat ömür farkı, yani dayanması için, bunlar biliyorsunuz ticari araçlar olduğu için bu araçları yoğun işlerde kullanan kişiler de oluyor. Ağırlık taşısın diye arkayı sert yapıyorlar. Benim 3008 kullanan arkadaşım da var. Ya ona bindiğinde, sorduğumda, gördüğümde, onu da kullandırdığımda o da diyor zaten çok yakın araçlar olduğunu kendisi de bana söyledi. Yani ondan inip buna bindiğiniz zaman kesinlikle rahatsız olmazsınız. Yani bunu o da teyit etti. Yani şöyle bir fark var arkadaşlar. Tabi bu ticari olduğu için hani bir nebze daha arka kısmı sert. Ama yani şöyle sürüş konforuna baktığımız zaman gerçekten parasının karşılığını bu ticariler %100 veriyor. Yani bu araçları binek olarak almak isteyen birine önerir miyim diye sorarsanız kesinlikle öneririm. Bu araçlar binek olarak da alınabilir. Yani bir ticaretle illaki uğraşmak zorunda değilsiniz. Yani ticari araba ihtiyacınız olmasa bile bir aile kullanımı için bu araçları tercih edebilirsiniz. Gayet de mantıklı olur. Fren tepkisi vesaire aracın gerçekten çok başarılı. Ben fren tepkilerini çok beğendim. Fren pedalı yumuşak, hemen hassas kavruyor. Ben böyle frenleri seviyorum zaten. Hemen bastığım zaman beni durdurmaya yetebiliyor. Bu arada arkadaşlar, aklıma gelmişken anlatmak istiyorum. Bu aracın görüş açıları güzel. Tamam, ama sıkıntı yok, ama ilk bindiğiniz zaman bu araba size kullanırken olduğundan daha büyük hissettiriyor arkadaşlar. Hani böyle bir ticari değil de böyle daha büyük bir SUV kullanıyormuşum gibi. Şu kenarda çapraz açıları vesaire arabanın biraz daha böyle olduğundan büyük hissettirmesi için tasarlanmış. Seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama yani böyle hissettiriyor, ama kullanımı kesinlikle zor değil.
Kullanımı gayet başarılı. Ben kullanımını, dönüş çapını vesaire beğendiğimi söyleyebilirim. Örneğin bir işte ne bileyim B segmenti bir otomobilden geçecekseniz bu aracın ben kullanımını beğendiğimi söyleyebilirim. Konfor olarak da kesinlikle neye denk derseniz, yani şöyle söyleyeyim. İç mekan kullanımında, oturuşundan, genişliğinden falan bahsedersek D segmenti bir araçtan farkı olmadığını oturuş olarak, yani şöyle bir ferahlık olarak, yükleme hacmi olarak söyleyebilirim. Böyle bir D segmenti bir arabaya denk. Ama derseniz sürüş konforu olarak neye denk? Ortalama bir C segmenti bir arabanın yalıtımı ve sürüş konforu bu araçta var. Ya da ne bileyim B Cross'ta var. Örneğin bir Peugeot 2008, işte C3 Air Cross. Bu arabaların konforunu beğeniyorsanız bu arabada da o konforu bulursunuz. Yani ticari olması aşırı sert olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu kullandığım en yumuşak ticari olduğunu bu arabanın söyleyebilirim. Bana şahsen otomobil gibi geliyor. Hani bir Doblo'dan, Fiorno'dan inip bu arabaya bindiğiniz zaman işte ne bileyim bir işte benim daha eski kasa kedilerim vardı. Onlarla kıyaslıyorum falan. Gerçekten şu an SUV kullanıyormuş gibi olduğumu söyleyebilirim. Connect'ler vesaire. Yani sürüş konforu tam bir otomobil. Daha doğrusu SUV hissiyatında olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi aracın içindeki ekranlar başarılı. Sadece start stop'u kapattım gereksiz devreye girmesin diye. Yani sürüşü dediğim gibi C5 Air Cross'a benziyor. Direksiyon bakın 30'la gidiyorum. Şu an hafif ağırlaştı bile. Tabii gene hafif şehir içinde kullandığımız için. Ama şöyle bir şey var. Otobana çıkacağız. Birazdan otoban testini siz de izleyeceksiniz. Bu testten sonra yayınlayacağım. Aracın direksiyonu kütük gibi ağırlaşıyor, oturuyor yani. Ben şahsen memnun kaldığımı söyleyebilirim. Elektrik destekli bir ticari olduğu için gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ya yüklü binince mesela süspansiyon sert olduğu için araç kesinlikle çöküp böyle yamulan bir araç değil. Bu arada 300 bin kilometre deviren 1.5 Blue HCL'leri de gördüm. Kesinlikle kötü kondisyonda değiller. Yani bakımları çok kolay yapılabiliyor biliyorsunuz. Fransız grubun parça problemi zaten yok. Ve bu motor daha üretilmeye devam ettiği için biliyorsunuz Doblo da katılacak aileye. Türkiye ülkemize şu an satılmıyor ama ilerleyen günlerde belki ben bu testi yayınladığımda satılmaya başlanmış olur. Bir şey diyemem. Ama benim bu en azından videoyu çektiğim zaman henüz daha Doblo satılmıyor arkadaşlar. O da eklenecek. Yani bu Blue HCL motorun ömrü uzun. Bakın burada dönüş yapını da göstereyim arkadaşlar. Şu direksiyonun yumuşaklığına bakar mısınız? Daha tam tur vermiyorum bile. Gerek kalmıyor. Bakın tam tur vereceğim şimdi. Bakın. Arabanın sürüşü ne kadar yumuşak. Hiç yormuyor insanı. Gayet rahat. Hani günün yorgunluğunda bu arabaya bindiğiniz zaman dinlenebiliyorsunuz. Kesinlikle sizi yormuyor. Etrafınızda trafiği yani böyle bazı arabalar vardır. Sinirli binersin. Seni daha çok sinirlendirir sürüşüyle. Böyle bir araba değil. Dinlendiriyor insanı. Kesinlikle yormuyor. Koltukları da çok rahat. Dediğim gibi Advanced programına dahil olduğu için de gayet başarılı. Otobanda bahsedeceğim ama kısa bahsetmek istiyorum. Araç yüksek süratte yolda gezmiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Hani bir rüzgar vurdu, iki şerit değiştirdim, işte yüksek arabadır. Öyle bir algı kesinlikle yok. Hele otoyol süratlerine uygun gidiyorsanız, örneğin 110-120 bir yere gidiyorsanız rüzgar direnciyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Rüzgar direnciyle ilgili arkadaşlar. Yalıtımı nasıl derseniz, tabii onları otoban testinde ayrıntılı olarak bahsedeceğim ama yani şöyle 110-120 giderseniz ne rüzgar sesi ne yol sesi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Öyle ciddi bir yol sesi zaten almıyor araç içine. Rüzgar sesinde çok böyle hızlı gitmeniz lazım. 150-160 gitmeniz lazım. 130'un üstüne çıkmanız lazım daha doğrusu. Hani hava rüzgarlıysa duyuluyor ama yani açık söyleyeyim bir Egea'dan yani binek bir Egea'dan Megane'dan çok da farklı değil yani. Ben yalıtımını çok beğendim arabanın. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii 200 civarı giderseniz arabada bu kadar büyük camlar olduğu için yani birazcık rüzgar sesi alması normaldir. Alıyorsa da şaşırmayın yani hani niye alıyor demeyin. Çünkü yani bu kadar yüksek büyük aynalar vesaire ticari bir araç olduğu için tabii o zaman ses alır. Ama yani şöyle otoyol süratlerine uygun yani 130'a kadar kullandık mı ben yalıtım anlamında hiçbir sorun görmedim. Ne yol sesi ne rüzgar sesi hiçbir sorun yok arabada. Dediğim gibi hiçbir şekilde üzecek bir araç değil. Kişisi insanı üzmüyor. Yani çok rahat 200'ü de deviriyor. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yandan gelen rüzgardan da 180-200. Ha mesela meteoroloji uyarı veriyor. Mesela fırtına uyarısı veriyor. Siz o gün 200'le götürmeye çalışırsanız bu arabayı meteorolojinin uyarı verdiği yağmurlu günlerde tabii ki de bu arabanın birazcık rüzgardan etkilendiğini hissedersiniz. Ama yerden yüksek bir SUV araç da kullansanız hissedersiniz. Bugün C4X'de mesela C4X alın. Binin. O da mesela hani yandan rüzgarı yediği zaman etkilenir. Yani bunu bir eksi olarak nitelendirmeyin. Yani ülkemizin bu araba ülkemizin yollarında sürebileceğiniz
6 yerden düşsek bunlar 14 santim. Bunlar kaç santimdi? Bir saniye teyit edeyim yanlış olmasın. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. ...10.8 saniye dönüş çapı var arkadaşlar bu aracın. Bunlar 16 santim yerden yüksekliği. Eski Berlingo 14 santim. Rifter'lar bunlardan biraz daha yüksek ama onlar 18 santim. Yani altını vurmadan rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ben bunların araziye de giriyorum doğru söylemek gerekirse. Tabii ki de çok ciddi bir arazi değil doğruyu söylemek gerekirse ama... ...yani altını değmeyecek kadar rahat bir şekilde gidebiliyorum. Kesinlikle bir sorun olmuyor. Onun harici testimize dönersek... Dediğim gibi yani lastik rüzgar sesi kesinlikle güzel yani ama tabi dediğim gibi aynalardan çok yüksek süratlerde 180-200-150'nin üstüne çıktığınızda aynalardan rüzgar sesini duyarsınız ama yani aracın içinde yanınızdakiyle muhabbet edebiliyorsunuz örneğin bir 130-140 giderken aracın içinde rüzgar sesi homojen dağılıyor, öyle ciddi bir çarpma sesi yapıp sizin başınızı şişirmiyor. Yani yalıtımı şöyle söyleyeyim, B segmentinden çok daha iyi doğruyu söylemek gerekirse. C segmentinde ortalama bir araç hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Fakat ama burada dediği şeyi de olarak algılamayın kesinlikle. Örneğin bir C5 Air Cross veya 3008 kadar da bu araç sessiz değil. Yan ve yastıkları var. Dediğim gibi 0.31 sürtünme katsayısı var. Onun harici yakıtı az. Kesinlikle fazla değil. Gördüğünüz gibi bozuk yollar buralar. Yani başka mesela sert otomobilleri teste aldığımızda burada sallana sallana gidiyoruz. Ama bu araç kesinlikle beni yormuyor, üzmüyor, şu an sarsmıyor. Yani çok keyifli bir sürüm olduğunu söyleyebilirim. Amortisör çalışma sesleri de çok güzel arkadaşlar. Öyle amortisör dibi bulup kesinlikle bitmiyor. Bakın burada geçtiğimiz tümsekler öyle. Yani büyük tümsekler, küçük tümsekler değil. Yani burada atıyorum amortisör sesli çalışsa hissedersiniz. Kesinlikle rahatsız etmiyor. Ama dediğim gibi mesela ilk kullanan biri, benim bir arkadaşım kullanmıştı. Ya diyor şu an diyor mesela diyor kaldırıma çıkmamız lazım diyordu. Mesela bu yolda. Biraz böyle açıları farklı hissettiriyor ama max 3 günde alışırsınız arkadaşlar kullanınca. Kesinlikle kullanımı zor değil. Bu arada salınma modu var arkadaşlar. Otobanda falan ayağınızı gazdan çektiğinizde giderken 50 km'nin üstüne çıkınca bildiğim kadarıyla yapıyor. Tam gazını aldıktan sonra kendini 1000 devre alıp akıyor araç. Bahsettiğim salınma modu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gaza basıp azıcık ayağınızı çekince araç kendini boşaltıyor. Ve bu da size yakıt ekonomisi sağlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç şu an yakıt tüketimi bir anda düşüyor. Bakın nereye kadar düşecek siz de görün. Gördüğünüz gibi 1 litrenin altına düşüyor yani. Direkt yakıt almasını kapıyor sistem. Gördüğünüz gibi yakıt sıfırlandı. Bu arada aracın motor şanzıman uyumu süper arkadaşlar. Çok akıcı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Yüklü binince gayet yola oturan bir araç olduğunu söyleyebilirim. Sertliğinden dolayı bir sorun yok. Yani bu araç bir C, ortalama bir C segmenti arabadan kesinlikle daha mantıklı. Yani aile kullanımı için tercih edilebilir yani. Hem SUV, yani hani böyle Talkas'ta bir tabir var ya, jipe biniyorum falan. Onu size yaşatır. Yani B segmenti araçtan kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. AdBlue'lu biliyorsunuz bu motorlar. AdBlue'sunu dolduruyorsunuz. Yani Rifter'dan falan bu araçlar alçak olduğu için yol tutuşunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu grubun zaten gaz tepkisi vesaire atiklik yönden en atik aracı Citroen Berlingo arkadaşlar. Yani bunu diğer kişiler de aynı şekilde söylüyor. Dediğim gibi yüksek sürate çıkıp yola oturup güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Viraj tepkilerine gelirsek. Virajlarda araç arkadaşlar çok başarılı. Viraj performansı bana göre iyi. Ama direksiyon tepkisi tabi elektrik destekli olduğu için öyle size yolu hissettiren, işte viraja girdiğinizde kafadan kaydığında bunu direksiyondan anlatabilecek bir araç değil. Ama şöyle bir durum var. Virajı gayet başarılı. Michelin lastikler gerçekten iyi yol tutturuyor bu aracı. Yani bakın mesela bir tık hızlı girelim. Yapmadı bile yani. Tabi benim aşağıdaki arkadaki eşyalarım da devrildi arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi. Hiç araba esnemiyor, yatmıyor, lastikler bitmiyor, hani böyle binmiyor lastiği araba, kafadan kaymıyor. Çok aşırı zorlarsanız, ağırlık transferi yaparsanız ufak tefek arkası gelebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim, ben yol tutuşunu beğendiğimi söyleyebilirim. Yani böyle B segmenti, hani spor, işte küçük bir araba yol tutuşu olmasa da yerden yüksek bir arabaya göre güzel bir
yol tutuşu olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi dönüşü falan gayet güzel. Hiçbir şekilde bu arada sekme yok araçta. Biliyorsunuz ticari arabalarda, pick-up'larda falan böyle sekme olurdu eskiden. Yani onun öyle o tarz bir şey yok. Gayet otomobilden, SUV'den farksız bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Euro NCAP'ten 4 yıldız almış bu araç arkadaşlar. %91 yolcu koruma oranı var. %81 çocuk yolcu koruma oranı var. Yani insan kendini bilince içinde güvende hissediyor arkadaşlar. Kesinlikle güvensiz bir araç hissettirmiyor. Yani Berlingo binek yerine alınır mı diye düşünenler için de bir cevap olsun bu. Berlingo binek yerine alınır. Farları nasıl derseniz gece. Gece farları da başarılı arkadaşlar. Far tepkisini de beğendiğimi söyleyebilirim. Yani Citroen burada diğer rakiplerinden farklı olarak daha çok konfora oynamış arkadaşlar. Konforlu bir araç ve tasarımı böyle şirin bir araç istiyorsanız Berlingo sizin için doğru bir adres olacaktır. Fark ettiyseniz şu zamana kadar bu arabayı genelde ticarilerle kıyaslamadım. Çünkü genel olarak eski nesil ticarilerden çok daha iyi bir araba. Yani SUV'ye yakın bir araba olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben notlarımı size anlattım arkadaşlar. Ben bunları 1167 km boyunca her araca bindiğimde bir şeyler yazmıştım. Bunları size anlattım. Şimdi arkadaşlar ara testimize gelirsek, dediğim gibi kaputu görüyoruz. Aynalarda kör nokta yok. Şimdi birazdan dönüp size ufak performansını da göstereceğim arkadaşlar bu aracın. Onun harici alt devirde motorun atikliğini falan bahsedeceğim. Motor hemen 1200 devirde açıyor kendini. Yani 1700-2000 devirlerde arabada baya baya güç var. Kesinlikle 4 kişi biniyoruz. Hani yokuşları çıkıyoruz, ediyoruz. Hiçbir şekilde araç güçten düşme yapmıyor. Yani performans düşüklüğü kesinlikle olmuyor. İstediğiniz kadar yüklenin. Şu an bagajım ağzına kadar dolu. Arka koltuğu da yatırdım mesela. Şu an 2 kişiyiz. Araçta 250 kilo ekstra yük var ama gaz pedalında, ne fren pedalında ne gaz pedalında ben bunu hissetmiyorum. Örneğin 1 tona kadar yükleyin bu arabayı. Yani fren pedalında bile bir güç kaybı kesinlikle hissetmezsiniz arkadaşlar. Yani aracın ben size yüke uygun olduğunu söyleyebilirim. Öyle kolay kolay bozulacak, dökülecek, sorun çıkaracak bir araç değil. Fren tepkisini birazdan bahsederim. Pedal shift'leri de göstereceğim size. Şu an buradan gitmeyi arkadaşlar düşünüyorum. Burası biraz karıştığı için. Onun harici trim sesi hiç yok arabanın içinde. Araba gayet sıkı hissettiriyor. Yani sürüşü keyifli olan bir araba olduğunu söyleyebilirim size. Şimdi motor şanzıman uyumunu göstereceğim ve sonra testimizi bitireceğiz. Sonra otoban testini ben çekeceğim. Arkasından da onu yayınlayacağım. Şu arada kaldı, şuradan geçelim. Gördüğünüz gibi tekel arabayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Kesinlikle kullanımı zor olan bir araba değil. Mesela şöyle hafif, gördüğünüz gibi. Ya dizel sesi ne zaman geliyor derseniz, dizel sesi ne zaman geliyor derseniz, yani 2500 devrin üstünde biraz dizel sesi geliyor ama rahatsız etmiyor. Bakın alt devirde hemen kendini topluyor. Gaza azıcık basıyorum. Bakın şöyle vites küçültüyor. Hemen büyütüyor. Kesinlikle şanzıman, motor şanzıman uyumu süper bu aracın. Pedal shift'leri de birazdan göstereceğim arkadaşlar size. Şuradan yavaşlayalım tekrar. Biraz kamera sarsılmasın. Ama araç gerçekten, mesela izleyin benim test videolarımda, başka test videolarımda. Bu yoldan geçerken kamera mesela bazı araçlarda aşırı derecede sarsılır. Şu an gördüğüm kadarıyla bu araçta herhangi bir sarsılma yok. Videodan ben de teyit edeceğim. Yani araç konforlu olduğu zaten buradan da belli. Şu an eğer bir ses duyuyorsanız tutacaktan geliyor tıkırtı sesi. Bu arada arabadan hiçbir ses gelmiyor, bunu söyleyebilirim. Bakın 1200 devirde, 1500 devirde araba ne kadar rahat kafasını kaldırıp yürüyor. Hemen alt devirde işinizi halledip gidebiliyorsunuz. Tıkır 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 anlamadan şanzıman atıyor. EYT 8 benim premium şanzımanlardan sonra, ZDF'den sonra, BMW'nin ZDF'inden sonra en beğendiğim şanzıman olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Mercedes'in gerçi 9G Tronic de güzeldi. Yani sıralamayı ben şöyle yaptım. 1. ZDF kesinlikle. Yani onun rakibi yok. O hepsinden iyi. Sonra 9G Tronic. Sonra Audi'nin, Volkswagen grubunun DSG'si de güzel. Tamam, arıza yapıyor ama o şanzıman da güzel. Onun harici 7G Tronic geliyor, arkasından da bu şanzıman geliyor. Bakın şöyle yüklendim, sarıyor mesela şu an. Gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yani ara hızlanmaları falan acayip başarılı aracın. Kesinlikle aracın ara hızlanmaları çok başarılı. Bakın motor sağır olmasına rağmen, hani daha ben bu araçla gazlayıp da öyle kesinlikle açmadım aracı. Yani yüksek sürat göstermedim rodajda olduğu için. Sadece ufak bir bastım sizin için.
yani gene de araç iyi yürüdüğünü söyleyebilirim. Koltuğa yaslıyor. Bakın çeyrek gaz. Gördüğünüz gibi. Bir de klima açık bu arada. Gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Performansı güzel. Pedal shift mesela bir tane küçülttüm. Bir tane daha küçülttüm bakın. Küçültmeleri çok güzel arkadaşlar. Büyütmeleri, küçültmeleri gayet başarılı. Buradan manuele de basabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Zaten otomatiğe geçiyor kendisi. Vites hissiyatı güzel ama arkadaşlar burada. Hiç fena değil. Kliması da yeterince kuvvetli. İçerisinde buz gibi yapmaya yetti. Yani Berlingo gördüğünüz gibi parasının hakkını bence sonuna kadar verebilen bir araç. Binek yerine de kullanılır. Aile kullanımına uygun. İşinizde kullanabilirsiniz. Yani gayet başarılı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Benim şimdilik arkadaşlar Berlingo ile ilgili bahsetmek istediklerim bu yöndeydi. Eğer merak ettiğiniz farklı bir durum varsa, farklı bir şey, bilgim dahilindeyse yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.